Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. 28 Aralık 2020 bugün günlerden pazartesi. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak bugün yine Suriye sınırındayız. 11 yıllık bitmeyen savaşın, açlığın, yoksulluğun durmadığı sınırın dibindeyiz ve soğukları kış ayların başlangıcında yerinde hissediyoruz kardeşlerimiz adına. Camiamızın kıymetli kuruluşlarından biri olan Kıyam Deri ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz Suriye Ekmek Projesi kapsamında Reyhanlı'da bulunan ekmek fırınımıza geldik. Ekmek fırınına. Burada ekmekler günde 2000 pafta çıkıyor ve Suriye'deki çadır kentlere, yetimhanelere, ihtiyaç sahiplerine Allah'ın izniyle yıl boyunca, ay boyunca devam ediyor. Selamun Aleyküm. Reyhanlı'da Kıyam Deri'yle birlikte Suriye'deki kardeşlerimize dağıtmak üzere pişirilen ekmeklerin üretildiği fırındayız. Gördüğünüz bu fırında her gün 12 bin adet ekmek pişirilip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sınır ötesine sevk edilmek üzere buradan yola çıkıyor. Allah-u Teala bütün bağışçılarımızdan razı olsun. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Siz değerli bağışçılarımızın bağışlamış bulunduğu 2000 adet battaniye, 1500 adet yardım kumanya kolisi ve 1000 çift bot olmak üzere buradaki kardeşlerimize dağıtım malzemelerimizi dağıtmaya başladık. Büyük kış yardımı kapsamında Suriye sınır bölgesindeki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı kampların bir tanesindeyiz. Birçoğu kendi imkanlarıyla kurmuş olduğu, işte yaşamaya çalıştıkları çadırlarda burada kalıyorlar. Kendilerine yardım kumanyaları, battaniye ve botlardan oluşan şimdilik ihtiyaçlarını giderebilecekleri malzemelerden takdim edeceğiz. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Bu soğukta çadırların içinde yaşamaya çalışıyorlar. Biz de yaralarını bir nebze olsun imkanlarımız nispetinde sarmaktan mutluyuz. Allah-u Teala bağışlarımızdan razı olsun. Ziyaretlerimiz sırasında gittiğimiz kamplardan bir tanesinde hiç soba olmadığını öğrendik. Bütün hanelerde, yaklaşık 65 hane vardı kampın içerisinde, hiçbirinde soba yokmuş. Mevcut İdlib'de gece sıcaklığı 1 dereceye kadar düşüyor. Malumunuz, çocukların durumları orada. Biz de bu duruma daha fazla razı olamadık ve bir soba arayışı içerisine girdik. Bölgedeki esnaflardan bir tanesini ziyaret ettik. Allah Teala'nın izniyle inşallah sobalardan kendilerine götürüp bizzat takdim edeceğiz. Yavrularımız bu gece inşallah üşümeyecekler. Çok memnun oldum. Bizler memnun olduk. Evet. Biz Allah-u Teala'nın izniyle fırsatımız oldukça, imkanlarımız nispetinde sizlere
yardım etmeyi inşallah sürdüreceğiz. Allah razı olsun. Allah bereket versin inşallah. İnşallah. Teşekkür Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Abel, teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim. Buradan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah Teala kendilerinden razı olsun. Yardımların bizzat yerinde teslim edildiğini biz de teyit ederek sınır ötesindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün bağışçılarımızdan Allah Teala razı olsun inşallah. Teşekkür ederim, eyvallah. Bağış yapan siz değerli gönüldaşlarımızın bağışlamış bulunduğu yardım malzemelerini de bölgedeki kardeşlerimize ulaştırdık. Allah Teala sizlerden razı olsun. Ayrıca Sayın Hüseyin abimizin bağışlamış bulunduğu şekerlemeleri ve çikolataları da bölgedeki çocuklara ikram ettik. Çok memnun oldular. Allah Teala sizlerden razı olsun. Suriye'deki kamplarda kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Yavrularımızla birlikte dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Onlar da bizlere eşlik ettiler. Allah Teala kendilerinden razı olsun. Bir an önce Rabbimiz Celle Celaluhu kendi ülkelerindeki muhacir sıfatından onları muhafaza eylesin. İnşallah ferah kavuştursun. Dua ediyoruz onlara. Onlardan da dua talebinde bulunduk. Buradan bütün bağışçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürler Türkiye. Hayır. Teşekkürler Türkiye. Allah razı olsun. Allah razı olsun.